Merhabalar arkadaşlar, maç gündemine hoş geldiniz. Süper Lig'de son olarak Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe'de hedef deplasmanda Denizlispor galibiyeti. 11. hafta maçında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Denizlispor'u yenerek moral bulmak istiyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Samatta, Perotti, Ademi ve Lemos ile sarı kart cezalısı Luis Gustavo müsabakada forma giyemiyor. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlıyor. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Geride kalan maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Sarı Lacivertler haftaya 20 puanla 3. sırada girdi. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7. haftayı bay geçen Denizlispor 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı. Fenerbahçe'de 4 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Denizlispor karşısında takımdaki yerlerini alamıyor. Sarı Lacivertli ekipte tedavilerine devam edilen Lemos, Ademi ve Perotti ile çalışmaları sürdüren Samatta karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımdan ayrı çalışan Nazım Sangare ve Harun Tekin'in yanı sıra testi negatife dönen Valencia ile Sinan Gümüş'ün durumu son antrenmanda belli olacak. Fenerbahçe ile Denizlispor ligde 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 83-84 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 40 maçta Sarı Lacivertler 26, Yeşil Siyahlar 4 galibiyet elde etti. 10 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe Denizli ile yaptığı son 8 maçın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Denizli Spor arasındaki Denizli'de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe'nin 5 galibiyet fazlası bulunuyor. İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan 20 lig mücadelesinde Fenerbahçe 9, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken 7 maç beraberlikle sonuçlandı. Evet arkadaşlar, Denizlispor Fenerbahçe maçı öncesi sizlere analizler, kadro bilgilerini aktardık. Fenerbahçe zorlu, Denizlispor deplasmanına gidiyor. En az bir farkla Fenerbahçe'nin galip gelmesini bekliyoruz. Maç gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.